ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pohpohlayanlar şimdilerde karşısında durmaya başladılar. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyor. Akıllı olmaya davet ediyor. Başka hiçbir davetim yok. Bu video İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenleri üzecek bir video olacak. Çünkü İmamoğlu büyük destekçilerini kaybetti. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan bayramı için Karadeniz turuna çıkmıştı. İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. İmamoğlu'yla tura katılan bazı gazeteciler üstünden başlayan tartışma bir anda alevlendi. Özellikle İmamoğlu'na desteklerini her zaman gösteren Fazıl Say, Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar ve Atilla Taş ağır eleştirilerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise eleştirileri umursamayan bir tavır sergileyerek kendisine tepki gösteren sanatçılara rest çekti. Bugün Nagihan Hanım gelmiştir, tartışılır. Yarın başka bir ismi davet edeceğim. Ben ilk yurt içinde yapacağım bir geziye örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan Ali Koç'a tehdit gibi uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine sosyal medya üstünden cevap verdi. İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, Koç grubundan Ali Koç'un açıklamasını dinledim. İmamoğlu, Koç ailesinin projesidir. Komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin Sayın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle diye cevap verdi. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilmesinin ardından Uğur Dündar'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dündar'a 61 numaralı Fenerbahçe forması hediye etmiş ve tepkilere neden olmuştu. Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu'nun Ali Koç'a yanıt verdiği Twitter paylaşımına yanıt vererek şu ifadeleri kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri, yanında Nagihan, herkes şaşkın, üzgün, dengesizlik yetmemiş, kendi seçmenine vız, tırıs, akıllı ol filan. Ama arkadaş, İstanbul'un 3 büyük takımıyla da takışırsan orada dur. Anca Rize milletvekili olursun. Seçilirsen. Fazıl Say daha önce 10 yıl yaşadığım Hayyam Retweet davasında ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu? Sözleriyle İmamoğlu'na yüklenmişti. İmamoğlu'na sert tepki gösteren Gökhan Özoğuz ise, işte demek siyaset böyle bir şey. Biz senelerdir yalanı ve dolanı söyleyenle aynı tarafta olmamak için eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş, açıklamasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan en büyük destekçilerinden Şahan Gökbakar da
Fotoğraf çok çarpıcı. Çarpıklığın, sahteliğin, çıkarcılığın, kibrin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef alan Atilla Taş da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şımarık çocuğu Murat Ongun, Nagihan mevzusunu insanları aşağılayarak 200-300 kişi tartışıyor, umrumuzda değil demiş. Ne oldum olmuşsunuz bakıyorum. Dün açtığım odaya bile 30-40 bin kişi katıldı. Böyle devam. Size desteklerimiz haram olsun Ekrem İmamoğlu demişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir de sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Özdemir açıklamasında kendisine oy verenlerle kavga, Fenerbahçe ile kavga, Koç grubuyla kavga, yarım yamalak bir özür, siyasi bir intiharı canlı izliyoruz. Kara Cumartesi yorumunda bulundu. Sanatçıların ardından İmamoğlu'na bir de Tele1 muhabiri Engin Açar'dan geldi. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde bulunan Açar, gazeteciler arasında yaşanan ayrımı gözler önüne serdi. Karadeniz gezisinde Nagihan Alçı, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Özdem Gürses gibi isimlere VIP minibüs tahsis edildiğini belirten Açar, kendilerine ise yarım otobüs verildiğini belirtildi. Karadeniz turunda yer alan ve izlenimlerini kaleme alan Açar, ayrımcılığın uçakta başladığını söyledi. Açar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Gezinin organizasyonunda da bazı sorunlar vardı. Yeni İstanbul Havalimanı'ndan sabah 07.15 uçağıyla Tele1 ekibi olarak Trabzon'a doğru yola çıktık. Yolculuk başlar başlamaz, içinde bulunduğumuz ekipte ben ve bazı basın mensubu arkadaşlarımız inceden bir ayrımcılık seziyorduk. Bu düşünce bende Ertuğrul Özkök'ün business class diye bilinen özel ve daha konforlu bölümde yolculuk yaptığını gördüğümde başladı. Kendi parasıyla mı o bölümden almıştı bileti bilmiyoruz. Sormanın da ayıp olacağını düşünerek üstüne gitmedik. Ama tablo hoş değildi. Nagihan Alçı ve Akif Bek'i başka bir uçakla geldikleri için onların hangi sınıftan uçtuklarını göremedim. Uçaktan inince ayrımcılığın tesadüf olmadığını dile getiren Açar, havalimanından indiklerinde kendilerini bekleyen 3 aracın olduğunu, ikisinin yarım otobüs, diğerinin ise VIP ve konforlu bir minibüs olduğunu belirtti. Yaşadıklarını can sıkıcı bir durum olarak nitelendiren Açar'ın açıklamaları şu şekilde. VIP lüks minibüs, Ertuğrul Özkök, Nagihan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Bek'i, Özdem Gürses gibi belirli gazetecilere ayrılmıştı. Onlar bu araçla programı takip etti. Can sıkıcı bir durumdu. Yapılan bu ayrım, geziyi takip eden diğer gazetecilerin tepkisine de neden oldu. Özellikle bizim canımız çok sıkıldı. Çünkü geziyi adım adım izleyen ve canlı yayınlayan Tele1'di. VIP araçta bulunanların temsil ettikleri kurumların hiçbiri canlı yayın yapmadı. Gazetecilerse ancak bir gün sonra yazdı, açıklamasında bulundu. CHP Trabzon İl Gençlik Kolları yöneticisi Mete Duringa ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde yandaş isimlerle fotoğrafının çıkmasına tepki göstermiş, bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagihan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede, ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımı nedeniyle CHP'den aranarak istifasının istendiğini belirten Duringa, partisinden istifa ettiğini gösteren E-Devlet görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı, duruma tepki gösterdi.